Şimdi sırada dünyada hala iyi insanlar var dedirten bir haberimiz var. Ankara'da bir mobilyacı tamir etmesi için getirilen koltuğun minderinin içinde tam 1845 dolar buldu. O parayı cebine atmak yerine sahibine ulaştırmayı tercih etti. O anlara Show Haber ekibi de tanıklık etti. Ablacığım, senin koltuğundan sürpriz biraz para bulduk biz. Bu paralar piyangodan değil, yastığın içinden çıktı. Duyarlı esnaf insanlık ölmemiş dedirtti. Fermuarını açtım, içine baktım. Paranın bir kısmını içine saklanmış. İbrahim Akman Ankara'da mobilyacılık yapıyor. 60 yaşındaki emekli öğretmen Necla Uysal eski bir koltuğunu tamir etmesi için ona verdi. İbrahim Akman tamir için kendisine bırakılan bu koltuğu incelemeye başladı. Bu yastığı eline aldığında içinde tuhaf bir kabarıklık hissetti. Parayı saydım 1645 dolar. Ve diğer yastığı açtığımda da 200 dolar da ondan çıktı. İbrahim Akman o parayı alıp cebine atmak yerine bakalım şimdi ne yapacak? Ne yapacağız İbrahim abi? Gerçek sahibine paramızı teslim edeceğiz. O zaman bir arayalım kendisini şimdi. Arayalım efendim. Ancak bir aksilik vardı çünkü Necla Hanım işitme engelliydi. Ablacığım, senin koltuğundan sürpriz biraz para bulduk biz, onu size teslim etmek. Ben bugün ütü içine bu kulaklıkta asla duyamam. Bir beyefendi biz ne diyorlar abi söyler. Koltuğun üzerine para bulduk da diyor, parayı teslim edeceğiz. Aa, doğru. Geleceğim dedi. Koşuyordur herhalde şu an. Büyük ihtimalle. Necla Uysal dükkana geldiğinde hem heyecanlı hem de sevinçliydi. Öpeyim gel seni ya. bu kadar dürüst bir esnaf günümüzde bulmak mümkün değil. Paranı sağlam tut, kimse hırsız tutma derler ya. Ben de o zaman orada görmezler diye koydum. Kullanmadığım için de aklıma gelmedi. Bunlar keşke yastıktan değil de piyangodan bana çıksaydı dediğiniz oluyor mu? Piyangodan çıkmasını istemiyorum çünkü kendi işimden çıkmasıyla ilgili daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. O anladığım kadarıyla çok para sizi bozmaz. Bozmaz Allah'ın izniyle. Görüyoruz zaten. Parayı veren de asıl sahibi de duygusal anlar yaşadı. Çok heyecanlıyım. Bir şeyler ikram edeyim iç git o zaman. Duygulandınız biraz. Güzel tabii. Necla Hanım o iyiliği karşılıksız bırakmadı. Şu şeyi harcayın, kendinize bir şey alın. Çünkü bu da benim gönlümden koptu. Çocuklara ver o zaman. İbrahim Akman bu davranışıyla dünyada hala iyi insanlar var dedirtti.